Değerli Fuar Dergi okurlarımız ve izleyicilerimiz, Ambiyans Fuarı'nda İstanbul Fuar Merkezi'nde Beyler firmamızın standındayız. Yanımızda firmamızı kurucu ortaklarından Engin Bey'i bulunmakta. Merhabalar Engin Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle iyi fuarlar diliyorum sizlere. Fuarımızın açılışı gerçekleşti birkaç saat önce. Sektör buluştu burada. Neler söylemek istersiniz öncelikle Ambiyans ev ve mutfak ürünleri ihracat fuarı ile ilgili? Fuarın açılışını yaptık. Heyecanlı bir açılış yaptık. Yaklaşık 2,5 yıldır fuar yapmıyorduk zaten. Biliyorsunuz malum pandemiden dolayı. Heyecanla bu fuarı açtık. Müşterilerimizi de bekliyoruz. Sabahtan beri de gelen müşterilerimiz gayet iyi. Katılım da gayet güzel. İyi işler olacak. Firmamız sektörün hangi alanında faaliyet gösteriyor? Beyler firmasını okurlarımıza ve izleyicilerimize tanıtır mısınız? Tabii. Firmamız Türkiye çapında yaklaşık 850 noktasıyla hizmet veren, işte AVM'ler, müşteriler kitlemiz olan üretim artı fason imalatlarla arada bir de ithalat yaparak bütçeye katkıda bulunuyoruz. Bu fuarda da çok çeşitli ürünlerimizi sergiliyoruz. Ziyaretçilerimizin ilgisi de oldukça yüksek standınıza. Burada sergilediğiniz ürünler hakkında bilgi alabilir miyiz sizlerden? Buradaki ürünler ağırlıkta aksesuar grubu, ev ürünleri. Tabii biz bir ara mutfakta yapıyorduk ama mutfaktan olduğu kadar çıktık. Şu anda evdeki aksesuar grubu, tamamlayıcı ürünler, koltuğunuzdan, saatinizden, tablonuzdan, aydınlatmanıza kadar elimizden geldiğince seçerek güzel şeyler sunmaya çalışıyoruz. İhracatımız da var. Ağırlıklı olarak ihracat yaptığımız ülkeler nereler? Tabii biz firma olarak ufak ihracatlarımız var. Genelde Balkan ülkelerimiz, Doğu Blok ülkelerimizde ihracatlarımız, ufak çaplı, parsiyel ihracatlarımız var. Hitap ediyor olduğumuz müşteri kitlemiz hakkında da bilgi alabilir miyiz sizlerden? Ağırlıklı olarak hangi müşteri kitlesine hitap ediyorsunuz? Genelde ağırlıklı olarak zaten bayanlara hitap ediyoruz. Göz olarak, seçici olarak ve bayanlar bu konularda daha şeyler. Hitap ettiğimiz müşteri kapasitesi de Türkiye geneli diyelim yani. En ufandan en büyüğüne kadar her evde elimizden geldiğince olmaya çalışıyoruz. Hizmetimizi Türkiye'nin hemen hemen her iline ulaştırabiliyoruz. Evet, onu çalışıyoruz. Ar-Ge çalışmalarımızı nasıl ilerletiyoruz yeni güncel tasarımları yakalayabilmek adına? Ar-Ge çalışmamız genelde uluslararası fuarları ziyaret ederek, yurt dışı fuarlarını gezerek, oradaki gördüğümüz, orada esinlenerek, burada üzerlerine bir şeyler ekleyerek o şekilde çalışıyoruz. Aynı zamanda fuarımızı organize eden GEM Derneği'nde de yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarınıza devam ediyorsunuz ve bu fuarda da Türkiye'yi derinden etkileyen ve 11 ilimizi doğrudan etkileyen deprem zedelerimize yönelik olarak birçok yardım düzenlendi. Siz de bu çalışmaların içerisindesiniz. Neler söylemek istersiniz bu çalışmalarla ilgili olarak? Tabii öncelikle Türkiye'deki 6 Şubat depremi sırf o bölgeyi değil bizleri de sarstı. Türkiye olarak zaten elimizden geldiğince yetişmeye çalışıyoruz. Yetiştirmeye halen de devam ediyoruz. Fuarın kurucularından Ambiyans Fuarcılık İrfan Tıraş bu konuda her toplantımızda o bölgenin desteğini zaten yapıyor. Bu fuarı düzenlerken de yapalım mı yapmayalım konusunda çelişkideydik ama bir şeyler yapıp o bölgeye daha da yardım götüreceğimizi sırf o zaman değil devamında da bu yardımın devam edeceğini düşünerekten GEM Derneği olarak da Ambiyans'la işbirliğiyle elimizden geldiğince yaptığımız cirolardan veya buradaki ürünlerimizden oradaki evlere ve oradaki insanlara acı hepimiz acısı. Bunu tabii oradakiler daha iyi yaşıyor ama biz burada yaşadığımız kadar yaşıyoruz. Ama aynı üzüntüyü de paylaşıyoruz. Elimizden geldiğince de destek olmaya çalışıyoruz. Fuarın kuruluş amacı da zaten birinci düşüncemiz o. O bölgeye ne kadar daha faydalı olabiliriz? İşte Ambiyans Fuarcılık ve GEM, ben de yönetim kurulunda bulunduğum GEM derneğimiz, sektörel dernek, AFAD ve Kızılay'la beraber bir işbirlikte deprem bölgesine de yardımda bulunmak amacımız. Aynı zamanda fuar katılımcı firmalarımız fuarda sergiledikleri teşhir ürünlerinde yeniden hayata başlayacak olan depremden etkilenen vatandaşlarımıza gönderecek. Sizler de firma olarak bu çalışmaya katılacaksınız. Tabii ki de yani biz o projenin destekçilerindeniz. Hem yaptığımız cirolar bazında hem de elimizden geldiğince buradaki uyabilecek ürünleri deprem bölgelerine vereceğiz. Umuyoruz ki güzel ve başarılı işbirliklerinin sağlandığı bir fuar süreci olur diyelim ve Beyler firması olarak önümüzdeki süreçlerde hedef çalışmalarınız nelerdir? Bunları da öğrenelim sizlerden. Beyler firması olarak benim isteğim ve arzum acizane tek çatı altında toparlanıp birlikten güç doğar mantığıyla sırf bizim iş yapmamız önemli değil. Yani fuara katılan ve fuara emek harcayan herkesin başarılı bir fuar geçirmesini diliyorum. Amacımız da o. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden ötürü. Buradan son olarak Fuar Dergi okurlarına ve izleyicilerine neler söylemek istersiniz? Herkese teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için sizler de sağ olun. Herkese başarılı fuarlar diliyorum. Bizler de sizlere tekrar teşekkür ederiz. Evet değerli okurlarımız ve izleyicilerimiz bir sonraki fuar ve röportajımıza kadar bizleri takip etmeye devam edin.